Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Güzel bir İstanbul akşamından herkese selamlar. Tüm illerdeki değerli arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Katılımlar devam ediyor arkadaşlar. Birazdan start vermiş olacağız bir iki dakikaya kadar. Zaten sunumumuz maksimum bir 20-25 dakika sürecek. Ondan sonra da e, güzel bir şekilde bugünü de bitirmiş olacağız diyelim. Tabii şöyle de başlayalım. Gerçi katılımlar devam ediyor. Yarım kalmasın. Beklerim arkadaşlar bir iki dakikada. Bu arada bakayım kimler uyanlar var. Uyanları görüyorum sunum başında. Uykunuzu alır arkadaşlar sunuma girerken. Yüzü asık olanları görüyorum. Demek ki eşleşmeler gelmemiş. Evet el sallayıp gülenleri de görüyorum. Zaten biz hepimiz bir hali Hali Aile içinde olan şeyler değilim. Günlük hayatta da. Evet. Mart ayı, şey Nisan ayını arkadaşlar bir 15 Nisan'ı gerçekten iyi bir şekilde kapattık. 16 Nisan itibariyle çok güzel gelişmeler var. Birincisi zaten Semisales programının başlaması biliyorsunuz. Bugün itibariyle Semisales programı başladı. Bu şirketin bütün sosyal medyalarında paylaşılacak ve gerçekten de önemli bir şey tabii ki ve iyi bir promosyon. çok kısa onu söyleyeyim sunuma başlamadan gelen arkadaşları beklerken. bireysel olarak 700 bin puanınız varsa arkadaşlar sağ ve sol kolunuzda 15 gün biliyorsunuz bizim dönemlerimiz 15 günlük. 15 günlük süre içinde toplamda 1,5 milyon sağ ve 1,5 milyon sol kolunuzdan çıktığında otomatik semiseles oluyorsunuz. Şu an için ortalama planlanan bir buçuk bin 1500 TL. Bir buçuk milyon dedim. Biraz yüksek oldu. 1500 TL ortalama bir rakam planlanıyor. Ama tabii ki şöyle bir gerçek de var. Atomi firmasında Türkiye şartlarına göre baktığımızda bir buçuk milyon, üç milyon, beş milyon fazlasıyla kazanan sponsorlarımız var. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Gerçekten bu kazançlar oluşuyor. Bu akşamki sunumu seçmemin nedeni şuydu arkadaşlar. Etkili davet dediğimiz bu işte davet gerçekten çok önemli. Ee, birazdan başlayacağım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu hediyeleşme dediğimiz biliyorsunuz ekiplerimizde gerçekten e, artı yönde bir e, sinerji sağladı açıkçası baktığımızda. O yüzden de şöyle bir e, karar aldım. Bugünkü derde dahil 50 bin puan ve üzeri yapan tüm arkadaşlar e, katlamalı değil ama yani isterse 100 bin yapsın 130 bin yapsın. 50 bin puan ve üzeri yapan arkadaşlar 16 Nisan ve 20 Nisan arasında e, herkese birer tane probiyotik hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Ekip arkadaşlarınızı bunları e, söylerseniz çünkü bugün e, ürün alan arkadaşlarımız da vardı 16'sı itibariyle. Yani şu saatten sonra demek saçma olurdu. En doğrusu herkesin paylaşabileceği bir e, hediyeleşme olsun ama altını çizerek söylüyorum katlamalı değil. Yani 50 bin de yapsanız, 150 bin de yapsanız, herkese daha çok dağıtabilmek adına bir tane probiyetik vermiş olacağız kutu olarak. Öyle söyleyeyim. Evet, arkadaşlarınızı daha bekleyelim mi diye düşünüyorum ama bekleyenleri de bekletmek hiç hoşlanmadığım bir şey. Çünkü zaman ayırıp daha önce buraya gelip e, oturan arkadaşlarımızı, Tebir Ramazandan dolayı evinde misafir olanlar var. Misafirliğe gitmiş olanlar var. Bunlar da normal arkadaşlar. Bunları da hoş karşılamak zorundayız tabii ki. Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Ben bir şekilde dikkatimi hafif dağılacak ama buradan gene arkadaşlarımızı gelenleri odaya davet etmiş olacağım. Evet. 16 Nisan itibariyle altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Semih Sales programı artık başladı. İnşallah hedefi olan değerli arkadaşlarımız sizler Semih Sales olarak. İlklerden olursunuz bu da bizi gerçekten mutlu edecektir. Şimdi arkadaşlar davet işimiz de çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. Aslında şöyle düşünmemiz de gerekiyor. Biz gerçekten büyük bir işteyiz. Çok büyük bir işteyiz. Fakat sabırlı olmamız gerekiyor bu süre içerisinde. Bu büyük, büyük işin içindeyken arkadaşlar kişilere davetimizin çok doğru olması gerekiyor. Biz mesela ilk aldığımız eğitimlerde şöyle denirdi. Kimseye bu işi anlatma. Bize derdik yani işi işte anladık işte iki kol var sağ kol sol kol plas puan yapılacak birileri kaydedilecek ve sonra da para kazanmaya başlayacağız. O zamanlar tabii ki bunu çok iyi anlamıyorduk algılayamıyorduk açıkçası. Daha sonra şunu öğrenmeye başladık birinci sunumda yani yaptığınız görüşmede etkisiz kaldığınızda otomatik olarak performansınız zaten düşüyor. Ve davette şu da oluyor etkili çevre dediğimiz Hepimiz bunu yaşamışızdır. Yani 12-13 sene önce ben de tabii ki bunu yaşadım. İlk önce e, sohbet ettiğiniz, diyalogta olduğunuz insanlara gidiyorsunuz davet yaparken. Mesela anne, baba, eş, dost, arkadaş. İlk önce onlara gidip bu işi e, tanıtmaya başlıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hani beni kırmaz. Benim için bu işe girebilir. Ama şunu düşünmemiz gerekiyor. Size atom işi sunulsaydı, sunan kişi sizi nasıl davet etmesi gerekirdi? Bir onu düşünün. Yani gündelik bir hayatınız var, çocuklarınız var, eşiniz var ya da çok yoğun bir işiniz var. Atom işini size teklif ederken ilk önce sizi nasıl davet etmesi gerekiyordu? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Zaten doğrudan satış sektöründe aslında temel şu. Hani sürekli eğitim diyoruz ya arkadaşlar. Şu an biz geçen sene daha şirket başlamadan bile yaptığımız eğitimlerin her gün neredeyse abartısız her gün e, Facebook'ta hani anaları gördüğü e, bir şey çıkar. size de yaşamışsınızdır onu geçen sene bile her gün yaptığımız online sunumlar, kazanç planı sunumları, işte bilebildiğimiz kadar etkili olduğumuz ürünler ama genellikle eğitim. Hatta doğrudan satış sektöründe mühendislik eğitimleri diye bir şey başlatmıştım ben bundan iki sene önce. Ve gerçekten bunun faydasını da hep beraber görmeye başladık. Yani geçen seneyle bu sene aramızda çok büyük bir fark var ilerleme noktasında. Burada da arkadaşlar bu sektöründe tamamen bir ticaret olduğunu ve bazı püf noktaları olduğunu anlamamız gerekiyor, algılamamız gerekiyor. Çok net bir anlamda. Ama ben hiçbir zaman şuna katılmıyorum. İkna etme yöntemi. Hayatta hiç kimseyi zorla ikna edemezsiniz arkadaşlar. Yani şunu diyen var mı? Ben bir şekilde ikna ederim. Belki kişiye ürün almayı ikna edebilirsiniz. Belki kişiye bir şekilde bu işe girmesini ikna edebilirsiniz ama bu işte ilerlemesini ve gelişmesini ya da gerçekten iyi hedefleri olması çok büyük kazançlar elde 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 edebilmesini siz o kendisi istemediği sürece siz sağlayabilir misiniz? sağlayamazsınız değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki bu bir ikna değil. Yani gene söylüyorum belki bir ürün aldırabilirsiniz. Belki kişi kaydı olabilir ama e, kişinin hedefi yoksa ilerlemek istemiyor. Otomatik olarak bu ikna olayına girmiyor. Sizin yaptığınız çalışmalarla, sizin davetlerinizle özellikle bu akşamki konumuz davet ve siz değerli arkadaşlarımla beraber ekiplerimize çok yeni katılan arkadaşlarımız olduğu için çoğu arkadaşımız artık belli bir noktaya geldi. Yani lider adayları diyoruz artık liderlik seviyesine kademe kademe çok şükür her gün gelmeye başladınız. O yüzden haftalık yapacağımız sunumlarda Ramazan dolayısıyla biliyorsunuz ağırlık biraz ara verdik. Ama birebir de zaten görüşmelerimiz oluyor. Sürekli online sunumlar da olacak. Sunum sonunda zaten farklı bir sunum tekniğinden de bahsedeceğim. Burada davet çok önemli. Bir davet yaparken ya da biriyle bu işi konuşurken lütfen kendinizi onun yerine koyun. Yani size nasıl bir teklifte bulunsaydı bu iş sizin için daha cazip bir hale gelirdi. Bakın burası çok önemli. Yani yarın öbür gün sadece bu işle ilgili değil arkadaşlar. Hayatta fırsatlar diyoruz ya. Bir arkadaşınız arkadaşınız farklı bir şey de anlatmak isteyebilir. Ama burada davet ederken o kadar hızlı hareket ediyoruz ki hani belki telefonu açıyoruz. Şöyle bir firma var. Çok büyük para kazanılıyor. Ürünleri müthiş. Gel birlikte bu işi yapalım. E tamam da şu an o an benim belki önümde yaptığım bir iş var. Belki yemek yapıyorum. Belki bir şeyle uğraşıyorum. E, dikkatimi yüzde yüz vermem. Sizce ne kadar doğru arkadaşlar? Çok zor. İşte burada doğrudan satış sektöründe sabırlı olmamız gereken denen noktalardan aslında bir tanesi de bu. Yani sabır dediğimiz süreçte gerekli sabrı belki bazen göstermiyoruz. İşte bunu alışkanlık haline getirdiğimizde ben de çok para kazanmak istiyorum. Bu ayıp bir şey değil. Ben de çok iyi kariyer yapmak istiyorum. En üst kariyeri hedefliyorum. Ama geçen seneden beri yaptığım sunumlarda kazanç planını yaparken hiçbirinden sıkılmadım. Aynı kazanç planını defalarca yaptım. Defalarca. Diyorum ya bakın bir sene önceki süreçte bile şirket açılmadan bile biz kazanç planları günde belki 6-7 kere gözden geçirip tekrar ediyorduk. Şu an tabii ki hepinizden daha çok etkili bir şekilde kazanç planını ben anlatabilirim. Olay sadece rakamlar değil arkadaşlar. Vücut dilimiz olsun, konuşurken ki seçtiğimiz kelimeler olsun altını çizerek söylüyorum. İkna olayı değil. Sürekli tekrar etmek. Sürekli tekrar etmek. Bu sürekli tekrar etmek noktasında artık ister istemez gelişiyorsunuz. Kullandığınız kelimeler daha etkili bir hale geliyor. Etkilemek için değil, daha nokta atışı kelimeler seçebiliyorsunuz. Bu da sizin işte ilerlemenizi en büyük nedenlerinden bir tanesi. Yani burada davetimizde olduğu gibi kişiyi bu işe davet ederken şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir, kendiniz için olabilir. Yani bireysel bir görüşmeniz olabilir. İkincisi, Ekip arkadaşınızın yönlendirdiği bir kişi olabilir. Mesela bunu İstanbul'da çoğu sizlerle arkadaşlarımız İstanbul dışında olanlar yönlendiriyor mesela sunumlarını. Ben orada şunu düşünüyorum. İki türlü noktada da. Sonuçta kendim görüşme yaptığım kişiye sunumu çok etkili bir şekilde yapmam lazım. Bu davet de çok önemli. Mesela prestij dediğimiz, promosyon dediğimiz kısımlar eğer hak edilmiş bir prestij ve promosyonsa bunu çok doğru kullanmamız gerekiyor. Yani sunumu yapacak kişi, davet ettiğimiz kişi. Davet ederken de belli noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor. O kişinin kendine göre bir saati olabilir. Yani şöyle düşün. Mesela bir telefon konuşması yapıyorsunuz. Örnekleme yapayım elimden geldiği kadar. Ee, çok iyi bir fırsatla tanıştım. Bunu seninle mutlaka görüşmek istiyorum. Diyerek mesela birinci adımı atabilirsiniz onu mutlaka dikkatini çekmeye başlayacaktır. Hani hayatımızda bir değişiklik istiyorduk ya, finansal anlamda kendimize göre bir iş yapmak istiyorduk, kendi işimizi yapmak istiyorduk. Ben çok iyi bir işle tanıştım ve bunu mutlaka seninle görüşmem gerekiyor deme noktasında kişi mutlaka ısrarcı olabilir. Yani ne konuşacağız ya da hangi iş anlat biraz bana diye. Orada elinizden geldiği kadar eğer kişiyle birebir de görüşebilme şansınız varsa Direkt telefonda anlatmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu potansiyeli işin büyüklüğünü, ürünlerin gücünü ve onunla beraber kurabileceğiniz uluslararası organizasyonun temelini azaltmış olur. Çünkü düşünsenize telefonda anlattığınız kişi ürünleri bilmiyor. Dediniz ki ben size bir sayfa gönderiyorum. O sayfadan bir gir bak. Hatta hadi hadi kayıt ol falan acele et. işte işin başında ol noktasında. Bu etkili bir davet olmaz. Yani bizim işimiz arkadaşlar diyorum ya. Bütün parçaları birleştiğimizde hem çok güzel bir mozaik ortaya çıkıyor hem de resmin bütünü ortaya çıkıyor. Yani ayda 50 bin dolar, 100 bin dolar şu an bu sistemde kazanan var mı? Var değil mi arkadaşlar? Bunu biliyoruz. 10 bin lira kazanan da var. Doğru mu arkadaşlar? 50 bin lira kazanan da var, 100 bin lira kazanan da var. Peki siz o sunumu kendinize bir iş ortağı edinecekseniz eğer davet ettiğiniz kişiyi çok basit bir şekilde... Tabii ki işi olabildiğince basit anlatmamız gerekiyor, basit algılamamız gerekiyor, zorlaştırmamamız gerekiyor ama işi çok basit, ayağa düşürecek bir şekilde bir e, davette bulunursanız, yani işi direkt daha görüşmeden, buluşmadan onu anlatırsanız kesinlikle başarı olamazsınız. Siz orada bilinçaltında kendi gücünüzü yani etkili çevre dediğimizi noktayı yanlış değerlendiriyorsunuz. Yani örnek ben diyorum ki Yıldırım Şimşek benim bir arkadaşım bana zaten hayır demez. Hayır diyebilir. Ya da örnek şuradan örnek vereyim. Yasemin Hanım diyorum. Bana diyorum e, yani hayır demez. Ya da diyorum ki aile bana hayır demez. Ben kendi kafamda onunla yaşadığım hayattaki ya da daha önceki sohbetlerim diyaloglarım belki dertleştik belki sohbet ettik belki iyi günde kötü günde muhabbet ettik ama bu yeterli değil. Bakın bu çok basit bir şey oluyor. Yani o daveti yaparken birincisi bu işin ne kadar büyük olduğunu ve sizin konuştuğunuz kişiyle birincisinde yüzde %100. yüz. Enerjiniz yüzde yüzdür. Doğru mu? Hani motivasyonlusunuzdur, işe inanmışsınızdır, işi anlamışsınızdır. Ama kişi o ilk diyalogta doğru davet yapamazsanız eğer, kişi e, bu teklifinizi kabul etmeyebilir. İkincisinde bu yüzde elliye düşer. Ne kadar ısrarcı olursanız olun. Üçüncüsünde hadi lütfen'e düşer. Dördüncüsünde ya gel ben senin kaydını açayım da sana üründe hediye edeyim deme noktasına düşer. Burada Bakış açınız diyorum ya arkadaşlar büyük olması gerekiyor. Geçen söylediğim yani e, şu an tabii ki o sözü patentleyemem ama bana ait olan bir söz diyelim. Bazen görüş açınız sınırlı olabilir ama bakış açınız her zaman arkadaşlar çok geniş olması gerekiyor. Bakın bu çok değerli. Yaşadığınız yerde ben bunu defalarca söyledim söylemekten de sıkılmayacağım. Yaşadığınız yerde kapı komşunuz bu işi yapmıyorsa zenginsiniz diyorum. Bunu başaran arkadaşlarımız mutlaka çıkacak. Tabii ki kolay olmayacak. Yerimizden kalkmak, insanlara anlatmak, insanların belki eleştirisine, göğüs germek, insanların alaycı tavırlarına, ne bileyim, farklı negatiflerine göğüs germek teknik anlamda bu belki de kolay değil. Ama hangi işte başladığımızda biz direkt zirveye çıktık? Geçen mesela bir arkadaşımızla sohbet ederken de yaşadığımız süreçlerde 13 sene önce ben de bu işe başladığımda kendimi geriye döndüğümde o kadar çok eksiklerim varmış ki mesela davette arıyormuşum telefonla bunları yapmışım. Gel işte süper bir iş var çok para kazanacağız. Kişi ne diyor? E bize demiş ki söyleme. Her şeyi anlatmışım. İki, iki işte iki kişiyi getireceksin onlar birilerini getirecek. Çok basit bir iş. İşte girerken paket yok vesaire yok. Öyle bir örnekleme yapın. Bu sizin büyük işinizi e, karşı tarafın çok ciddiye almamasını sağlıyor maalesef. Belki farkında olmuyorsunuz ama bunu lütfen unutmayın. Kendi ekibinizdeki arkadaşlarınızla dahil ettikleriniz dahil olmak üzere, yeni dahil edecekleriniz de olmak üzere. Eğer kendi ikili diyaloğunuza güvenerek işi tamamen başında birebir bir masaya oturmadan ki aslında en doğru davet ve sunum ekip liderleriniz, ekip arkadaşlarınızla yapılanlardır. Yani haftada beş tane gelişi güzel sunum yapacağınıza haftada bir tane sunum yapın. Dört haftada dört sunum yapar, bunun dörtte üçü sisteme dahil olur, onlar da sizi ekip liderleri olarak kopyalamaya başlar. Zaten duplicate dediğimiz önemli noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ve şunu düşündüğümüzde, geçen sene ürün yoktu, doğru mu? Şirket yoktu, ne olacağı belli değildi. Şu an yeni senede 60 tane, 70 tane yeni kalem gelecek üründen bahsediyoruz ve mevcut ürünlerimizle beraber bile gerçekten ciddi başarıları imza attık. Bunlar yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bunu hiçbir zaman yeterli görmeyeceğiz. Bu çalışmıyoruz, emek vermiyoruz, mücadele etmiyoruz anlamına gelmeyecek ama hepimizin hedefi ekip liderleri olarak yarın siz de bunu kopyalayacaksınız. Ekibinizdeki arkadaşların çitasını olabildiğince yukarıya çekebilmek. Olabildiğince onların seviyelerini daha yüksek bir şekilde kazanç noktasında, kariyer noktasında, çalışmaların noktasında doğru bir yere getirebilmek. O yüzden arkadaşlar davet noktasına lütfen acele etmeyin. Gene diyorum, ben de çok para kazanmak istiyorum, ben de en üst kariyere gelmek istiyorum. Ama bazı süreçleri doğru tamamlamamız gerekiyor. Altını çizerek bir daha söylüyorum, söylüyorum. Yapılan davetlerde ya da bu işe e, gel deme noktasında en büyük eksiklerden bir tanesi, kişiyle kurduğunuz ikili diyaloglar, daha önce yaptığınız sohbetler, diyaloglar, muhabbetlerden dolayı o kişinin bu işi hemen kabul edeceğini zannediyorsunuz, ama e, böyle değil. O yüzden lütfen davet arkadaşlar olabildiğince doğru bir şekilde bakın. Çünkü planlama yaparak nasıl ki kariyer planlaması yapıyorsak nasıl ki görüşme planlaması yapıyorsak bu gerçekten davet bizim için çok çok önemli. Şunu düşünün belki karşınızdaki arkadaş o an o kadar dalgın ki finansal anlamda bir problemi var ve bir çıkış arıyor. Ama siz telefonda çok acele ettiğiniz için, kendinize güvendiğiniz için, özgüveniniz olduğu için buna bir parça ego da diyebiliriz. Çünkü hepimizde ego var. Yani ego da kibir de mutlaka bir yerlerde bulunuyor. Bazı süreçlerde bunlar ortaya çıkacak ya da çıkıyordur da. Bu noktada kendimizi olabildiğince sakin tutup, dediğim gibi karşı tarafın belki çok ciddi bir işe ihtiyacı var. Belki finansal problemleri var. Belki konuşmaya ihtiyacı var. Siz onunla birebir, gene diyorum artık pandemi bitti. Öyle gözüküyor. Hani bir dahaki hafta maske şu bu, belki PCR testi de kalmayacak. Ee, geçmiş olsun diyelim. Mutlaka bulunduğunuz yerde birebir görüşmeye çalışın. Yani telefonda ben bu işi anlatabilirim. Telefonda ben de bu işi anlatabilirim. Ama birebir görüşme yaptığımda işin boyutu çok farklı oluyor. Mesela telefonda söyleyebilirim. Ama birebir de ben senle bu işin ticaretini yapmak istiyorum. Çünkü bu iş bir ticaret deme noktasında elim çok daha güçlü oluyor. Kişi bunu anlıyor. Yani gel bir ürün sat, gel bir kayıt yap demediğimi çok iyi anlıyor. Ben diyorum ki bu iş çok büyük bir ticaret. Birileri bu işte çok büyük pastadan pay alacak. Çünkü çevrende onlarca firma var mı? Var. Bu işi yüz binlerce, dünya çapında on milyonlarca, abartmıyorum yüz, milyon, yüz milyonlarca yapan insan var mı? Var. O zaman diyorum ki gel bu işin biz seninle beraber ticaretini yapalım. Çünkü ben bu işin ticaretini yapıyorum. Benim amacım seninle beraber ürün satmak ya da kayıt yapmak değil. Bu noktada karşı taraf arkadaşlar sizden o güveni aldığında, sizin inandığınızı gördüğünde düşüncesi değişmeye başlıyor. Ve şu soruyu çok rahat bir şekilde sorabiliyorum. Diyorum ki duymuşsundur belki. Hep insanlar diyor ki bu işte baştakiler kazanıyor diyorlar. Ben de diyorum ki bak şu an biz seninle bu işin başındayız. Çünkü benim hedeflerim var, hayallerim var. Ve şu an biz seninle aynı masadaysak demek ki biz seninle artık bu işin başındaki insanlardan biriyiz. Çünkü aradan belki altı ay geçecek, Belki bir sene geçecek ve otomatik olarak yüz binlerce kişi olacak. O zaman bir sene bu işin başındaki insanlardan birileri olamayacağız. Burada da anında düşüncesi değişmeye başlıyor. Yani ben ürün satabilir miyim? Ben kayıt yapabilir miyim? Bana ürün de sormuyor, giriş parasını da sormuyor. Sadece otomatik olarak orada ben onu start düğmesini bulmaya başlamış oluyorum. Çünkü gerçekten bu iş ticaret. Evet, şunu söyleyebilirsiniz. Bakın. Ben inandığım şeyi neden söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sesim neden çok net çıkıyor? Çünkü ben bu süreçleri defalarca yaşadım. Yani sunum yaparken eksiklerimden dolayı kişileri işe dahil edemedim. Ürün belki çok değerli bir üründü. Doğru prezentasyon dediğimiz doğru bir şekilde anlatamadım da acele ettiğimden dolayı ürünü de tavsiye edemedim. Bir süreç yaşadım ama bir süreçten sonra şunda ısrarcı olmadım. Yani Mesai eğitimler vardır. Özellikle size verdiğimiz çok güzel bir temel eğitimler var. Altını çizerek yine söylüyorum. Kelimesi 100 dolar. Bugün için değil. Ama bir zaman gelecek. O eğitimlere ağırlık veren arkadaşlarımız mutlaka onda başarılı olacak. Çünkü mesela şu anda görüyorum aramızda eğitimci arkadaşlarımız da var, hemşire arkadaşlarımız da var, akademisyenler de var, iş kadını olanlar da var, iş adamı olanlar da var. Farklı farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız var. Hangi meslekte ya da hangi işte bir adımı geçmeden direkt ikinci, üçüncü adıma geçtik ya da Bizim klasik bildiğimiz işte kuaförler eski adıyla berber diyelim. Hani kuaför çırak, kalfa ve usta doğru mu arkadaşlar? Yani herkesin bir geçiş süreci oldu. Burada da geçiş sürecinde size şunu garanti edebilirim. İki şeyi garanti edebilirim. Daha önce söylemiştim ama nasıl başarılı olabileceğinizi garanti edebilirim. Nasıl başarısız olacağınızı da garanti edebilirim. Zaten bunu artık nasıl diyeyim anlayabiliyorsak ve kafamızda oturtturabiliyorsak işi artık ilerletebiliyoruz demektir. Bakın bu çok önemli. Hani herkes der ya ben kesinlikle sana nasıl başarılı olacağını söylerim. Klasik çok duymuşsunuzdur. Ama ben ekip arkadaşlarıma nasıl başarısız olunacağını da söyleyebilirim. Çünkü ben zamanında başarısız da oldum. Zamanında organizasyonlarım da yıkıldı. Yani bir firmaya girdiğimde hadi süper işte Türkiye birincisi, dünya birincisi işte şöyle oldu, böyle ekipler oldu bilmem ne. Ve ben hep şunu görmüşümdür bir insan kendini sürekli anlatıyorsa zaten çok büyük başarısı yoktur bence. Ama insanlar anlatıyorsa, takdir ediyorsa, o başarıyı gerçekten e, gururla bir şekilde söylüyorsa ve o kişiyle çalıştığını söylüyorsa siz değerli arkadaşlarımla benim bizim yaşadığımız en büyük gururlardan bir tanesi bu. Ama ilk dönemlere baktığımda eksiklerim de oldu, hatalarım da oldu ama küsmedim. Ama gerçekten mesela biz şöyle espri yapardık. İşler bir yerde tıkandığı zaman hemen derdik ki eğitim tekrarı yap. Ve sorgulamazdık. Hani bazen diyoruz ya lider sorgulanmaz. Bu liderinizin size e, istediği gibi davranması, istediği gibi yönlendirmesi demek değildir. Zaten bilgiyi bir yerden sonra alamıyorsanız aradaki iletişim kopmaya başlar. Yani elektrik artık ortada git, git gidip gelmez, ışıklar yanmaz. Çünkü artık bilgi yetersiz geliyor. Siz daha iyi olmak istiyorsunuz, daha iyi ilerlemek istiyorsunuz ama artık o bilgi yeterli gelmiyor. İşte burada da arkadaşlar siz ne kadar eğitimi ağırdan alırsanız bu sözümü hiç unutmayın. Yani bu sektörde milyonlarca dolar para kazanabiliriz hep beraber. Ve ben iddia ediyorum inşallah 2022 senesi bitmeden aramızda milyonerler çıkmaya başlayacak. Bu belki 5. ay değil, belki 6. ay değil, 8 9 10 belki 11. On ayda olsa bile artık çıkmaya başlayacak. Ama burada eğitimde arkadaşlar o kadar ağır davranmanız gerek ki yani hızlı hızlı hadi eğitimleri, sayfaları okuyayım, ondan sonra defteri yazayım, tamam ben eğitimi bitirdim. Ama bunları sürekli aktaracaksınız. Aktaracağınız için de olabildiğince buna pratik yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Çünkü bunu artık lütfen düşünün arkadaşlar. Sizler çok farklı çıtaları açtınız. Yani farklı noktaya geldiniz. Bir, ekip halinde alçak gönüllülüğü çok iyi bir şekilde oturtturabildik. Doğru mu? Yani e, biri birine böbürlenen, örnekleyeyim e, burun kıvıran ya da aşağılayan kimse var mı? Bugüne kadar oldu mu bizim ekiplerimizde? Bak hiç yaşanmadı. Çünkü biz hep beraber çok doğru bir koordinasyon halindeyiz. Belki sürekli 24 saat sizlerle telefonla görüşmüyoruz. Belki sürekli bir araya gelmiyoruz ama sizlerle arkadaşlarımın e, attığı adımdan bile elimden geldiği kadar haber almaya çalışıyorum. Çünkü yanlış bir durumla karşılaşmayın, eksikler yaşamayın, üzülmeyin, sıkılmayın, bunalmayın diye Elimden geldiği kadar ve siz de bunu kendi ekiplerinize çok doğru bir şekilde koordinasyon haline getirmeye başlayabildiniz. Ve bu da bizim ilerlememizi sağladı. İşte temel anlamda baktığımızda iş üretilen yerde sürekli iş konuşuluyor ve iş sürekli gelişme başlanıyor. Hatırlar mısınız ben bu organizasyonu kurmaya başladığımda diyordum ki bir diş macunu ve bir diş fırçasıyla ordu kurarım diyordum. Hani bazı arkadaşlarımız buna şey hani diyordu ya diş macunu diş fırçasıyla iş mi olur? Ama yeri geldi günde bir arkadaşımızın e, örnek altı bin puanlık diş macunu dışında 300 bin puan ve üzeri puan aldığını da gördük. Doğru mu arkadaşlar? Yani hem gerçekten tüketebilmesi için hem kariyerini yükseltebilmesi için daha yüksek kariyerler için doğru bir şekilde aradaki başlangıç noktamızda varış noktamızı oturtturmaya başladık. Evet bunda alçak gönüllü olmayacağım. Şu an Türkiye'de en sevilen, en doğru çalışma yapan, eğitimlerine kesinlikle ara vermeden, Doğru bir şekilde organizasyon kurabilme hep söylüyordum ya arkadaşlar. iyi bir organizasyonu kurmak kolay değil. Gerçekten zaman alacaktır. Şu an sizin kendi illerinizde yaşadığınız süreçleri biliyorum. Bakın. Yaşadığınız yorgunlukları biliyorum. Sıkıntıları biliyorum. Bunaldığınız günler de oluyor. Sıkıldığınız günler de oluyor. Ama işte arkadaşlar siz o ipi göğüs dediğinizde düşünün bulunduğunuz yerde. Örnek Kahramanmaraş'ta Mahinur liderimiz. Örnek Ankara'da Bayram liderimiz. Örnek yurt dışında Özbek e, Dilnoza, Mugi Ayla, İzmir'de Ayten abla gibi işte Sakarya'da Lale Hanım gibi düşünün. İzmit'te işte Yozgat'ta e, Yerköy'de Sultan Hanım gibi düşünün. Gaziantep'te Figen ve diğer arkadaşlarımız gibi düşünün. Siz kendi bulunduğunuz ilde bakın şu anki yaptığınız çalışmalarda bu bedeli doğru bir şekilde öderseniz eğitimden taviz vermezseniz yarın bir gün İnsanlar sizlerin isimlerini zikredip sizlerle beraber çalışmak isteyecek. İşte olay bu arkadaşlar zaten. Yani hep beraber biz buna odaklanabilirsek doğru bir şekilde şunu düşünmemiz lazım. Sakinliği korumak gerekiyor. Yani ben bu işteyim ve bunun için bir bedel ödemem gerekiyor. Bir, ilk önce kendimi geliştirmem gerekiyor. Bakın davet bile ne kadar önemli. Doğru mu arkadaşlar? Yani olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. Bunun tabii ki teknikleri var ikna etme değil. Dediğim gibi bir insana istemediği hiçbir şey yaptıramazsınız. O yüzden burada düşünmemiz gereken bu çok büyük bir ticaret. Bu işte beni davet eden ekip arkadaşlarım. Takım liderimiz Eren Bey. Para kazanıyor, kariyer yapıyor ve ekibimizde kazanan insanlar var. Onun üstündeki sponsorları Chrome Master ya da Imperial müthiş paralar kazanıyor. Bunlar gerçek doğru mu arkadaşlar? Artık Atomi'yi biliyoruz. Ee, yaklaşık on aydır 10 binlerce Türkiye genelinde insan bu ürünleri kullandı. Doğru mu yaşadığımız ülkede? Ve bu ürünlerden insanlar memnun. Memnun olmayan yok. İşte bunları ilk önce gerçekten ajandanızı yazarken ilk önce bunları yazmanız gerekiyor. Ne kadar büyük bir işte olduğunuzu, ne kadar güçlü olduğunuzu, bu işi ne kadar büyütebileceğinizi çok doğru bir şekilde planlamanız gerekiyor. Ondan sonraki yaşadığınız süreçlerde olumsuzluğa kapılmadan diyorum ya sorun çözebilmeye başladığınızda sorun çözdükçe, sorunlarda karşılaştıkça Artık aslında ilerlemeye başlıyorsunuzdur. Diyorum ya organizasyonunuzda gürültü patırtı dedikodu demiyorum. Bu zaten hiç kimsenin tasvip etmediği, hiçbir yerde hiç kimsenin ciddi almayacağı şeylerdir. Ama organizasyonunuzda ilerlemekle ilgili mesela durgun zamanlar olacaktır. Organizasyonunuzda kariyer yapmak isteyip de kariyerini tamamlayamayan ekip arkadaşlarınız olacaktır. Siz ekip liderleri olarak ne kadar onlara yeterli, onların ne kadar bakış açısını değiştirip, düşüncelerini değiştirmeye devam ettikçe ve yardımlaştıkça onların da artık sizin bir noktadan sonra dinlenmeye de ihtiyacınız olacak. Doğru mu arkadaşlar? Yani benim mesela kendime koyduğum hedef iki yıllık olabildiğince sağlığım yerinde oldukça dinlenmeden çok doğru bir planlama ama bu iki yılın sonunda da yani minimum royal kariyerini buraya getirebilme. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim. İsim vermeyeceğim. Bu doğru ve güzel bir şey aslında. Ee, Türkiye'de şu an ekip kurmaya çalışan bir Koreli arkadaşımız Geçen sohbet ettiğim aramızda çok iyi aslında. İsmini vermeyeyim gene de. ne ee, nasıl gidiyor falan dedi. Vallahi iyi dedi. Yani sen bizi geçtin. Yani biz dedi başladığımızda Diamond'tık senle tanıştığımızda. Sen SRM oldun. Yani Diamond oldun. Sonra SRM oldu. Şimdi dedi Starla'ya defliyorsun. Ama dedi ben dedi Türkiye'den dedi Royal olmadıkça gitmeyeceğim dedi. Şimdi bakın. Burada benim neyi düşünmem lazım? Ben o kişiyi kendime rakip görmem. Ona aksine saygı duyuyorum. Ama şunu söyleyebiliyor bakın. Ben diyor ki Royal olduktan sonra Türkiye'den gideceğim. Yani Star olacak, sonra Royal olacak ve sonra diyor başka ülkelere yeni ekipler kurmaya gideceğim diyor. Sizlerle arkadaşlarımızla beraber şunu çok güçlü söylememiz gerekiyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Bu insanların, bu toplumun düşüncelerini yüzde elli bilebiliyoruz. Doğru mu? Nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını bilebiliyoruz. Zaten eğitimlere dönün. Eğitimde hani puanlamalar var ya hani eğitimi gerçekten gözden geçirip bir ajandasına yazan arkadaşlarımız için geçerli. Davetlerde bile sunumlarda bile orada puanlamalar var. Yani kişi çok parayı mı sever? Kişi kariyerimi sever. Kişi prestiji mi sever? Kişi etrafına yardımcı olmayı mı sever, değil mi? Çevremizde farklı farklı karakterde olan insanlar var. İşte burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu takdir edilecek bir şey. X bir ülkeden Türkçe bilmediği halde burada organizasyon kurmaya çalışıp hatta organizasyon kurmaya başaran ve kendine hedef koyan bir e, kişi varken siz değerli arkadaşlarımızla beraber bizim kendimize nasıl hedefler koymamız gerekiyor? Mesela 2022 senesinin kapanışında çok yüksek hedefleriniz olması gerekiyor. İmperyal demin olmaz. <laughs> Onun için hepimiz için biraz zaman var. Ama gerçek anlamda bir hedef koyulabilir. İnişli çıkışlarınız her zaman olacak. Bunu hep söyledim. Ama hayat dengeler üstüne kurulu arkadaşlar. Bir denge oluşturmanız gerekiyor. Bir lider bir gün bozuk, bir gün güler yüzlü. Bir gün kızgın, bir gün mutlu. Böyle bir şeyiniz yok, böyle bir şansınız yok. Lider olabildiği, olabildiğince ekip arkadaşlarıyla beraberken doğru cümleleri seçip çok doğru bir şekilde hitap etmesi ve ekibini de organizasyonu da elinden geldiği kadar doğru bir bakış açısıyla ilerletmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yani toparlarsak şöyle yapalım gerçek anlamda bu işin ne kadar büyük olduğunu çok iyi algılamamız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Ben de çok para kazanmak istiyorum. Günlük ihtiyaçlarım var, ödemelerim de var. Ama şunu da unutmamam gerekiyor. Ben eğitimleri çok hızlı bir şekilde gözden geçirmeden hızlı geçersem daha sonra arkadaki organizasyonuma istediği şeyleri veremem ve onlara yeterli gelmediğim sürece çünkü orada yeterli gelineceğiniz eğitimlerdir arkadaşlar. Bunu bilin. Yani eğitimdeki notlarınız, eğitimdeki kendinizi geliştirmeniz bunlardır ekibe yeterli gelecek olan. Çünkü o canı sıkın olduğu zaman ya da bir şey ilerletemediği zaman sizde konuşma tarzı farklı olur. Mesajlaşma tarzı, mesajlaşması bile farklı olur. En basit örnek. Artık bunu zamanla hissedersiniz. İşte sizin orada tecrübeniz ve bilginiz devreye girdiğinde otomatik olarak artık organizasyonunuzdaki arkadaşlarınızı yönlendirme değil bakın, yönetme değil. Doğru bir şekilde bakış açısıyla gidecekleri yere doğru e, iyi bir şekilde hazırlıklarını yaparsınız. Çünkü hayatta her şey hazırlıkla başlar arkadaşlar. Planlamayla başlar ve tekrar etmeyle devam eder. O yüzden sizlerle arkadaşlarımdan ricam ilerleyemediğiniz süreçlerde oturun çayınızı çorbanızı içerken kahvenizi içerken gerçekten eğitimleri bir daha gözden geçirin. O eğitimlerin size ne kadar faydalı olduğunu ve şunu da düşünmeniz gerekiyor. Hep söyledim ya. Bu eğitimler aslında sizler için değil arkadaşlar. Organizasyonunuza yarın gelecek binlerce, on binlerce kişi için. Evet bunu gerçekten ben de söyleyeyim. Yani bu işi ilk sektöre başladığımda on binlerce kişi olur muyum? Bu kadar kişi olur mu? Bu kadar işte yani ilerleyebilir miyim diye çok düşünemiyordum. Ama para kazanmayı istiyordum. Çünkü para kazanma ihtiyacım vardı. Sonra prestijin ne olduğunu öğrendim. Bakın bir zaman geçtikten sonra artık bir şekilde para kazanmaya başladıktan sonra prestijin ne olduğunu öğrendim. Prestiji öğrendikten sonra efficacy'nin ne olduğunu öğrendim. Ve bu kademe kademe artık sizdeki gelişme artık hedefinizi, bakış açınızı değiştiriyor. Sonra şunu gördüm. Dedim ki başarılı olursan zaten bir şekilde para kazanıyorsun. O zaman başarılı olmak için mücadele et. Eğitimlerini daha iyi yap. Onlarca kitap okudum. İşte bundan dokuz sene önce okuduğumuz kitaplar şimdi insanlara öneriliyor. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba, Yoksul Baba gibi vesaire vesaire. Bir sürü kitaplar okuduk yani zamanında. Ve gerçekten okuduk. Çünkü okuduğumuz kitaplar bize sürekli bir şeyler kazandırdı. Ve hep söylüyorum size mesela Dost edinme sanatını mutlaka okuyun. Mesela gerçekten liderlik ve dost edinme sanatı o kadar iyi kitaplardan bir tanesidir ki arkadaşlar. Yani kendinizi güncellemeniz gerekiyor sürekli. Kendinizi güncelledikçe, güncelledikçe arkadaşlar nasıl ki eğitimlerde olduğu gibi 40 dakikalık bir sunum yaparsınız. O eğitimde 40 dakikanın 39 dakikası hep aynı tempoda ya da hep aynı bilgilerle müthiş diye geçme şansı yok. Ama temelde bir iki üç tane kelime kalırsanız o kelimeler sizin hayatınızı değiştirir gerçek anlamda ve ilerlemeye devam edersiniz sonra üstüne bir kelime daha dahil edersiniz bir kelime daha dahil edersiniz ve bu şekilde organizasyonunuzdaki ekip arkadaşlarınızla bakışı ve ilerlemesi gerçek anlamda e, düzelir toparlayalım yavaş yavaş bir dört beş dakika içinde bitirelim bir bu işin ne kadar büyük olduğunu ajandanıza yazın bu iş büyük bir iş ama bu büyük bir işte. Lütfen yazın, çekinmeyin. Ama bu büyük işte yapmamız gereken çok büyük yorulmak, çok büyük insanlara işi anlatmak, çok büyük ürün tavsiye etmek değil. Basit küçük adımlarla eğitimlerimize olabildiğince ağırlık vereceğiz. Şunu yürekten söylüyorum. Kimse darılmayacak. Bu işi kendinizi koyduğunuz noktada bu işi final yapacaksınız. Yani siz şu an yaptığınız iki üç tane sun olumsuz sunumla, yaptığınız iki tane üç tane olumsuz görüşmeyle örnek. 2022 senesinde Sales Diamond Semi Sales diyelim ya da Semi Sales Diamond Sales CRM hangi noktada görüyorsanız mutlaka o noktaya ulaşacaksınız. Ama siz kendinizi o noktada bir şekilde belirlemiyorsanız şu an o noktaya ulaşamayacaksınız. Bunu mutlaka bir yere not alın. Yani bu akşamki sunumda en büyük kazanımlardan bir tanesi olsun. %100 sonuç alamadığınız zamanlar olabilir. Önemli olan o zamanlarda nasıl davranıyorsunuz? Hani bazen bizim halk işleri vardır ya örnek birinden borç iste ya da birinin borç iste alışveriş yap nasıl olduğunu anlarsın tanırsın diye bir nokta vardır ya arkadaşlar. Ben organizasyon liderimin en kötü günde de gülümseyebilmesini isterim. Ben ekip liderimin en kötü kötü olumsuzlukta bile dik durmasını isterim. Bana negatiflerle değil bana problemlerle değil bu problemi çözemeyiz doğru haklısın yani beni kaybetmemek için değil bana yarın öbür gün çok şeyler kazandırabilecek cümleler kurmasını isterim. Yani beni sürekli mutlu etmesine gerek yok ekip liderimin. Bana doğruları söyleyecek. Bu işin nasıl yapıldığını, nasıl büyütebileceğini söyleyecek ki ben yarın öbür gün bu süreçle karşılaştığımda ben hazırlıklı olayım. İşte bunlar sizlerle arkadaşlarımızın çok önemli. Türkiye'de atomi firması günden güne büyüyor. Büyümeye de devam ediyor. Şu an bizim ekip, ekip, ekip liderim Kim Hanım Brezilya'da, Kolombiya'da, Amerika'da her yerde ekip kurmaya devam ediyor. Yani bir gün orada bir kontağınız olduğu zaman çok şanslısınız. Çünkü bizim organizasyonumuzdan birileri var. Düşünsenize. Yani bizim ekip liderlerimiz, İmperya'da e dahil olmak üzere dünyadaki en etkili liderler. Ve Kim bir tane çantasıyla kadıncağız dünyanın her yerine dil bilmese bile her yere gidiyor. İngilizcesi de yok. O yüzden bir şeyleri yaparken, bir süreçlerden geçerken kesinlikle ve kesinlikle Liderin bir her zaman bir duruş olması gerekiyor. Rüzgara göre gülecek, rüzgara göre ağlayacak diye bir şey olamaz. Bunları ortadan zaten kaldırdık bugüne kadar. Maynur da gülüyor. Çünkü onunla da ilk zamanlar hatırlar. çok stresli zamanlar geçirmişti ekip liderlerinde yalnız kaldığı süreçlerde. Ama şimdi dimdik Kahramanmaraş'ta bizim ekip liderimiz olarak mücadele ediyor. Ee, emeğine sağlık onun da. Tabii ki tüm arkadaşlarımızın da. Ama diyorum ya arkadaşlar güçlü olacaksınız. Güçsüz para kazandıran bir iş yok. Yani sabah işe gidecek gücünüz yoksa ben para kazanıyorum diyorsanız eyvallah bu işi de yapmayın. Yani sizin her hepinizin farklı meslekleri var. Ben bugün güçsüz hissediyorum kendimi ya da bu hafta bu ay ben işe gitmeyeyim kendimi hissetmiyorum diyerek eğer siz gene para alabiliyorsanız gerçekten başarısınız demektir. Ama hayatın temelinde güçlü olmanız gerekiyor. Bazen sevdikleriniz için hep söylüyorum, bazen aileniz için, bazen çocuğunuz için kendi istedikleriniz için de arkadaşlar bunu tamamıyla oturtturup hiçbir şekilde kırılmadan, darılmadan, üzülmeden kendinizi sürekli geliştirerek ilerlemeye devam edeceksiniz. Çok iyi bir sürece girdik. Altını çizerek söylüyorum. Atomi Türkiye'de gerçek anlamda çok hızlanıyor arkadaşlar. Hızlanmaya da de devam ediyor. Bu rüzgarı ekip arkadaşlarımızla sizlerle birlikte bu kadar emeğimize karşılık ve tabii ki aldığımız, hak ettiğimiz anımızın teriyle başarılarımız, başarılarımızla beraber bunu perçinleyerek üstüne koymak gerçekten e, bence artık zor değil. Basit demeyeyim ama artık o kadar zor değil. Çünkü kanıtlanmış kariyerleriniz var, kariyerlerimiz var, kazançlar var, ürünler çalışıyor. Yani eğer uy uyuyorsanız daha öyle diyeyim e, bu işte çok fazla ilerleyemeyeceksiniz. O yüzden lütfen bazen hayalleri gerçekleştirmek için uyanmak da gerekiyor. Lütfen ee, sunumlarda ekip arkadaşlarınız bu sunumlarda yoksa neden onu, onu bu sunuma davet edemiyorum yani eğitimler iyi geçiyor beğeniyorsunuzdur umarım hani eğitimler iyi motivasyon iyi hani neden onları bu sunumlara davet edemiyorsanız bunu bir gözden geçirin çünkü bugünkü davet konumuz madem yakalamışken sıkıştırayım sizi biraz çünkü iyi olmanızı istiyorum. İyiyseniz kendinize göre daha iyi olmanızı istiyorum çünkü iyinin sınırı yok. Başarının da sınırı yok ee, Toplantımız bugünlük bu kadardı arkadaşlar öyle söyleyeyim Şimdi e, haftaya şöyle bir strateji yapacağım. Şimdi zaten birazdan sadece Seles ve Diamond olan arkadaşlarla e, toplantılar yapacağız. Haftaya her arkadaşımızın kendi ekibiyle beraber. Yani örnek pazartesi günü 9'da 10, 10 ile 11 arası. Salı ara vereceğiz. Çarşamba günü bir ekip, iki ekip olarak. Yani herkesin kendi takımı ile beraber. E, geçen çünkü yaptık işte Figen'le yaptık. Sonra Yıldırım Beylerle yaptık. Bazen Elif Hanım'la yapıyoruz sunumları kendi içimizde tamamen kendimizin görebileceği ilerleyebileceği noktalarda eksiklerimiz, tespitlerimiz neler? Çünkü o ortamda daha rahat tespit edebiliyoruz ve açıkçası daha çok rahat konuşabiliyoruz. O yüzden bilginiz olsun. Zaten birazdan yapacağımız toplantıda ekip arkadaşlarımız sizlere ...günün saatini belirleyecek. Gene haftaya büyük ihtimal sadece Cuma günü bir sunum yapacağız, genel bir sunum arkadaşlar, farklı bir konu belirleyerek etkili sunum derken yani sunum sağ kol, sol kol değil. Nasıl etkili sunum ya da siz değerli arkadaşlarımızdan gelen hani şu konunun üzerine duralım dediğiniz şey varsa lütfen onları da bana belirtin. Çünkü amacımız hep beraber birbirimizi geliştirmek. Çünkü benim de sizden çok öğrendiğim şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden konuları biraz da siz belirleyin. Zaten kendi iç organizasyonlarınızda sunum anlatıyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. E artık yani yüzde doksan neredeyse temel bilgilere çok şükür ulaşmış durumdayız. O yüzden bu konuda eksiğimiz yok. Ama dediğim gibi bir dahaki hafta e, günde iki iki yani iki Aralıklarla da olsa farklı ekip arkadaşlarımızla farklı kollarla e, güzel bir saatlik 40 dakikalık görüşmeler yapacağız Bu da bize daha çok e, farkındalık oluşturacaktır diyorum kapatmadan son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar 16 Nisan sonrası dediğim gibi semi programı artık başladı hepimiz hayırlı olsun inşallah çoğu arkadaşımız bundan faydalanıp hem şirketin görsellerinde yer alır hem gururlanırız hem de e, ekstra 1500 TL yakın hesapların ortalama bir rakam bu da bizi mutlu eder kazanmak. Bugün mesela şunu da görüyorum. Artık puanlar yükseldikçe ne kadar keyifli oluyor değil mi arkadaşlar? Hani bir konunuza bakıyorsunuz puanlar geliyor bir konunuza bakıyorsunuz eşleşme geliyor. Diyorsunuz ki işte eşleşmeyi aman yakmayayım aman şöyle olsun vesaire. Yani ilerlemeye başladığınızda sabırlı olun. İki ay sonra da olsa meyvesini yiyeceksiniz arkadaşlar. Sakın kendinize haksızlık etmeyin. Kendinize haksızlık ettiğiniz şey olsun. Eğer çalışmıyorsanız kendinizi geliştirmiyorsanız, ekip arkadaşlarınızla diyalogda değilseniz, onlarla bir arada değilseniz, onların sorunlarını çözmüyorsanız o zaman haksızlık ediyorsunuz. Hem kendiniz hem ekibiniz. Ama onun dışında Haksızlık ettiğiniz bir şey yok. Bu bir süreç. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hiç kimse bir anda milyoner olmadı. Hiç kimse bir anda zirveye çıkmadı. Ama siz değerli arkadaşlarımızla beraber bu katılımlarınızla bu emeğinizle, sahada çalıştığımızda aktif olduğumuzda ne kadar faydalı olduğunu gördük. Doğru mu arkadaşlar? Yani görüşmelerimiz daha farklı oldu. Anlatımımız daha farklı oldu. İnsanların bizi takip etmesi, sürekli takip edecekler ee, daha farklı bir noktaya geldi. Artı yönde kendimizi geliştirdikçe ilerlemeye devam ettik. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim, sonra kapanışa gidiyoruz. Ee, bugün itibariyle, 16'sı itibariyle arkadaşlar, 50 bin puan ve üzeri e, alışveriş yapan tek seferde her arkadaşımız 20 Nisan'da bitecek. Ee, birer, bir probeytik hediye edeceğiz. Ama dediğim gibi 150 bin aldıysa 3 tane, 200 bin aldıysa 4 tane değil. Her arkadaşımız olabildiğince bunu dağıtmak istiyorum. O yüzden e, o da hayırlı olsun diyelim. Bir hediyeleşme dediğim gibi. E, bu da inşallah tüm arkadaşlarımız bundan faydalanmış olur diyorum. Evet, ekleyecek bir şeyiniz yoksa kapanışa gidiyorum arkadaşlar. İki dakika içerisinde kapatalım. Çünkü günün yorgunluğu var, Ramazan var, oruç var, tutamayan var, tutan var. Bu ayrı ama bir şekilde bu tempo böyle gidiyor diyelim. Evet, kapanışa gidiyoruz o zaman. Lütfen e, sunum bittikten sonra Celes ve Diamond arkadaşlar ayrılmasın. E, onlarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir şekilde nefes alıyorsak ve hayat devam ediyorsa elimizden geldiği kadar bu işi büyütmeye ihtiyacımız var. Çünkü hayatta her şey kesinlikle para demek değil. Bunun altını çiziyorum. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Mutlaka inişi çıkışlı günlerimiz de olmuştur. Çok para kazandığımız kendimize göre günlerimiz de olmuştur. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki kendimizin değerinde bilmemiz gerekiyor. Çünkü kendi değerimizi ne kadar bilirsek ve ne kadar arkadaşlar Ekip arkadaşlarımızı çıkar amaçlı değil. Onların gerçekten hayatını değiştirebilmek, onlara gerçekten bir şeyler kazandırabilmek, onlara yardımcı olabilmek için bu işi yapıyorsanız gerçekten çok büyük paralar kazanacaksınız ve çok büyük ekip liderleri olacaksınız. Altını çizerek söylüyorum. Ben de çok büyük paralar kazanmak istiyorum. Ben de bir an önce zengin olmak istiyorum ama bu bir anda olmuyor arkadaşlar. Bu sabırlı olan bir şey. Bu mücadeleyle olan bir şey. Hep diyorum ya. Kalbimizi her zaman temiz tutalım diye. Gerçekten bu o kadar önemli ki arkadaşlar kalbiniz her zaman olabildiğince temiz tutun. İnsanların gerçekten ekip arkadaşlarınızın finansal anlamda, ruhsal anlamda ne yaşadığını bilemezsiniz. Yani onların yanında olun, iyi gözlemleyin, yardımcı olun ve gerçekten bu size çok şeyler kazandırmaya başlayacak. Çünkü her zaman söylüyorum, e, maneviyat dünyası da arkadaşlar. Para tabii ki önemli. Parasız hiçbir şey olmuyor ama insanların yüzünün gülmesini, kariyer elde etmesini, başarılı olmasını, sizinle ilgili güzel şeyler söylemesi. Gerçekten paraya değişilmez şeyler. Bu herkese e, nasip olmaz diyorum ama sizlerle arkadaşlarımla inşallah kurduğumuz organizasyonlarda herkese nasip olacak. Bu gerçekten paradan çok daha değerli gurur verici bir şey ve başarı arkadaşlar başarı gerçekten hepimiz için istediği ve sürekli aç olması gereken sürekli peşinde olmamız gereken bir nokta olsun bizim için ama barış noktası olmasın sürekli ilerlemeye devam edelim. Hepinizin emeğine sağlık, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın akşam kim hanım geliyor? Saat on buçuk gibi Türkiye'de olacak. Onunla Mayıs ayı ile ilgili çok güzel planlamalar yapacağız. Kendisini havaalanından alacağım. Yarın 11 e, gibi Türkiye saatiyle burada olmuş olacak. Evet. Toplantımız bitti. Mikrofonlar açık. yola açık yola çık diyorum. Ailenize ve sevdiklerinize selamlarımı iletiyorum. Resimleri ve videoları. Hocam video. bir şey soracaktım. Hocam. Buyurun. Ee, şimdi bizim toplantılarımız olacak da benim bir ricam olacaktı. Ben 20 Nisan'da antrenmanlara başlayacağım. Şampiyonam var Haziran'ın 25'inde. Evet. Saat 9'da başlayacağım. 11'de falan bitecek. Sıkı bir çalışma olacak benim için. İnşallah kazanırım. Duanızı da bekliyorum. Dördüncü dana alacağım ben de. Türkiye için dövüşeceğim de, de. Şimdi ben 9'da antrenmanda olduğum zaman toplantılara katılamayacağım. Nasıl olacak hocam bu? Ee, yani sizin için özel bir şey yaparız hocam. Bir program yaparız. Estağfurullah. <laughs> Sonuçta bizi temsil edeceksiniz. Türkiye'yi elimizden evet. geleni yaparız. Evet hocam çünkü anne hani benim için çok önemli. Dördüncü dan olacağım bu. Bir de yeni bir madalya alacağım. Gerçi on tane var on bir olsun. Hadi inşallah. Sorun yok. Gurur bir de sizin duyarız. adınıza gireriz inşallah. <laughs> Gurur duyarız. Ne demek. Bunu söyleyeceğim. Sağ olun İnşallah bir gün bizim kariyer sahnemize de aldığımızda sizi gururla alkışlayacağız hocam. O günler de gelecek. Ay inşallah hocam ya zaten bugün e, dün değil evvelsi günü ilk siparişimi verdim. Bu beni çok mutlu etti. Evet. E, bugün de ikinci siparişimi aldım bankaya gittim o da şansıma bozuk çıktı. Kaldım şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Liderlerimle görüşeceğim işte. Zeynep Hanım'la falan. Evet. İnşallah ikinci şeyimi de siparişimde vereceğim Allah'ın izniyle. Süpersiniz. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Bize hocam. Bize gurur veriyorsunuz. Biliyorsunuz kendisi i̇yi antrenör, hocam. milli sporcu Yasemin hocamız. Evet. Onun da Teşekkür emeğine yüreğine sağlık diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz gerçekten iyi bir aileyiz. Yani iyi insanların, iyi düşünen insanların daha doğrusu kimsenin iyi kötü diye belki bilemeyiz ama iyi düşünen insanların iş için ilerlemek için bir arada olan insanların bir arada olması o kadar değerli ki o yüzden gerçekten hepinizin yüreğine sağlık yürekten söylüyorum her zaman ailenize ve sevdiklerinize selamlarımı iletin her şey güzel olacak arkadaşlar biz mücadele edelim dua edelim çalışalım pes etmeyelim gerçekten bunun sonunda çok büyük bir gelecek ve çok büyük bir kazanç var diyorum evet e, toplantımız bitti. Çaylar kahveden artık evde. Şirketten diyoruz <laughs> arkadaşlar. Birazdan <laughs> video ve görselleri sizlerle arkadaşlarımızla paylaşacağız. Emeğinize sağlık. Teşekkür Sağ olun Ayten Emeğenize abla. Sağ olun. Çok teşekkür Emeğenize ederim. sağlık hocam. Hadi iyi, iyi akşamlar arkadaşlar. Selis ve arkadaşlar. Bir zahmet kalsın. İyi akşamlar. da selamlar. Iyi, iyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi, iyi akşamlar. Sağ olun. Sultan Çalışoğlu ve çocuklara da selamlar. Ayla Türk çocuklar. Evet. evet. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben odayı kapatayım. Bir daha açıyorum. Tamam. Seles ve Diamond'lar katılsın. Teşekkürler.